El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere birlikteyiz. Bir güzellik yaşanıyor. Allah'tan bahsedilmek. Ne zaman söz konusu olan Allah'sa bir mutluluğun dalga dalga sizi sardığını hissedeceksiniz. Çünkü siz Allah yolundasınız. Tesir sahası orada başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek kurtuluşun başlangıcıdır. Ama nefsinizin kalbindeki afetler yok olduğu 14. basamaktan itibaren Allah'ın yolu sizi daha çok, daha çok, daha çok kendine bağlayacaktır. Nimetin başladığı nokta orasıdır. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'dan hep alırız. Rızık alırız. İhsan alırız. Nimet alırız. Allah'a verebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Ama Allah için yapacağımız ibadetler vardır. Bu ibadetler Allah'a bir şey vermezler. Biz Allah'a bir şey veremeyiz, ulaştıramayız. Yani Allah'ın bizden beklediği bir fayda söz konusu değildir. Bir yardım söz konusu değildir. Kendisine olan yardım. Ama Allah bir dinin sahibidir. Dine hizmet ettiğiniz zaman Allah'a hizmet etmiş sayar Allah Teala. Başkalarına hizmet ettiğiniz zaman Allah Teala gene kendisine hizmet edilmiş sayar. Öyleyse Allah'a yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama başka insanlara yapabileceğimiz her yardım Allah'a yapılmış kaydedilir. Allah'a yapılan her ibadet Allah içindir. Allah'a hiçbir şeyle bir fayda sağlayamamamız Allah'ın yaratıcı olmasından kaynaklanır. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İhtiyaçtan münezzeh olan tek varlık yaratıcı olan Allah'tır. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O müstahanidir. Hep verir, hiç almaz mı? Hayır. Bir tek şeyi ister. Ona bir fayda olsun diye değil, emanetinin geri istenmesi söz konusudur. Hepiniz de Allah'ın sizlere emanet olarak verdiği ruhlar var. Bu ruhları Allah mutlaka geri alır. Ya bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunuzu ulaştırırsınız, başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir, vücudunuzdaki ruh sizi terk eder. Veya
böyle bir şey yapmaz insanoğlu. Neticede öldüğü zaman ruhu otomatik olarak kendisinden ayrılıp ölüm melekleriyle birlikte 7. gökkatının 7. alemine kadar çıkar. Oradan da tek başına Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olur, ifna olur. Yani ait olduğu yere rücu eder. Geri döner. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Böyle bir ortamda yaşıyoruz. Hepimiz bir mahlukuz. Üç boyutlu değiliz, beş boyutluyuz. Yükseklik, genişlik, derinlik, onun ötesinde zaman ve hız. Dördüncü ve beşinci boyutlarımız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer doğudan batıya doğru giderken hızınız dünyanın dönüş hızından daha ötedeyse o kadar saat farkı kazanırsınız. Dünyanın dönüş hızından daha hızlı hareket edebilirseniz, bir tur attığınız zaman bir gün kazanmış olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zaman müessesesine dikkatle bakın. İsteseniz de istemeseniz de geçiyor. Neden öyle? Çünkü Allah-u Teala'nın kainatı bir tek noktadayken patlatarak dağıttığı o mekan dizisi içerisinde bir tek noktadan hareket haline geçen, her istikamete dağılan bütün partiküller zamanın başlangıcını temsil ediyor. Zamanla hareket eş anlamlıdır. O patlatılan noktadan uzaklaşan bütün partiküller için ve vücuda getirdikleri gezegenlerin gezegen olarak kainatı büyüten bir hareket statüsü içinde olması zamanın devamını ifade eder. Zaman kıyamet gününe kadar devam edecektir. Kıyamet günü neden kıyamet? Allah'ın bütün gezegenlere verdiği, onları birbirinden ayıran, yani kainatı büyüten itiş kuvveti, kinetik enerji o gün sona erecektir. O kinetik enerjinin sona ereceği gün kıyamet kopacaktır. Bu zamanın geçmişten geleceğe akmakta olan zamanın durması demektir. Ve duran zaman kısa bir süre durunca gravitasyon başlayacaktır. Ondan evvel gravitasyonun çok uzak sistemlere tesir edememesinin sebebi onların hareket halinde olmalarıdır. Tesir ediyor ama kendine çekemiyor. Çekim kuvvetiyle hareket hızının
dengede olması hali yörüngede gidişi ifade eder. Ama hız düştüğü zaman o yükseklikten aşağı inmeye başlar yörüngedeki sistem ve düşmek mukadderdir. Yer çekimi kuvveti o dengede bulunan hızın aşağı inmesi halinde mutlaka görevini yapacak. O küçük olan kitleyi büyük olan kitle mutlaka kendisine çekecektir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kıyamet günü kinetik enerji bittiği için zaman duracaktır. Bir noktadan ayrılma olayı tamamlanmıştır. Ama durunca da hız kaybolacaktır. Hız aşağı düşünce yörüngede kalabilmenin hızı aşağı düşünce büyük kütleler küçük kütleleri çekmeye başlar. Ve bu çekiş kuvveti sebebiyle kainat küçülmeye başlar. Böyle bir küçülme ise zamanın başlangıç noktasına geri dönmesi demektir. Bütün o büyük kütleler birer birer uzay kaybedecektir. Dünya ile Güneş birbirine yapışacaktır. Daha evvel Ay Dünya'ya yapışmış olacaktır. Ve bütün sistemler birbirine yapışarak, Güneş sistemleri birbirine yapışarak, galaksilerin bütün hareketi, eskiden hareket halinde olan sistemleri birbirine yapışarak merkeze doğru bir yaklaşma, sonunda da merkezde birleşme olacaktır. Merkezdeki birleşme bütün uzayların yok olduğu bir tek noktaya geri dönüşü ifade eder. Zaman orada başlangıç noktasına geri döner. İşte hepiniz bir zaman ve hız ilişkisinin içindesiniz. Dördüncü ve beşinci boyutlarınız. Ve Allah'ın ihsanlarına, nimetlerine, rızkına, size katından gönderdiği her türlü enerjisine muhatapsınız. Öyleyse Allah Teala'nın size başlangıçta verdiği her şey ihsandır. Ta ki başınızın üzerine o devirdeki devrin imamı gelip yerleşsin. O bir nimettir. O nimetle beraber o güne kadar size gelmekte olan bütün ihsanlar nimet hüviyetine ulaşacaktır. Öyleyse nerededir ihsanlar? Doğumunuzdan itibaren Allah-u Teala'dan devamlı ihsan alırsınız. Onun her elektronunuza gönderdiği enerji partikülleri yani nötrinolar hepiniz için birer ihsandır. Her elektronunuza ayrı ayrı ulaşan nötrinolar onları devamlı hareket halinde tutacaktır. Bu hareket
var olmayı temsil eder. Hareketin yok olduğu noktada kitle bir noktaya dönüşmüştür. Orada uzay yoktur. Aradaki boşlukların kül olarak kaldırıldığı yer bir noktayı temsil eder. O halde bir kainat nizamı içerisinde yaşıyoruz. Hep ufuklar var. Bir kütleden bir başkasına bir büyük boşluk, birbirinin gravitasyonlarının birbirlerine tesir etmediği bir boşluk paylaşımı ve her şeyin yerliyle oturduğu boşluğun içindeki her parçanın çevrelerinde olan her şeyle bir oturmuş nizam içerisinde olması. Allah-u Teala her zerreye hakimdir. O zerrelerin aynı zamanda bütününe de hakimdir. Dünyamızsa kainattan son derece küçük bir parçadır. Dünyadaki bir toz zerresi gibi. Bir elektron gibi. Doğmanız Allah-u Teala'nın bir lütfudur. Dünyaya gelirsiniz. Hayat adı verilen bir sistemle donatılmışsınızdır. Size Allah-u Teala ruhundan üfürmüştür. Ve size basar, semi ve fuat vermiştir. Görme hassası, işitme hassası ve idrak etme hassası, fıkıh etme hassası. Böyle bir nizamla dünyaya gelen insanoğluna Allah'ın akıl adlı kuvveti devamlı tesir içerisindedir. Beynimiz, aklımızın kullandığı bir oyuncaktır. Ve aklımız hangi alemdeysek ona göre şekillenir, ona göre şuur kazanır. Dünyada verilen bu gezegende hangi ülkede doğmuşsak, o ülkedeki standartlara göre aklımız o ülkeye ait tecrübelerinde şuur kazanacaktır. Aklımız bizi idare eden kuvvettir. Akıl hayvanlara da insanlara da kumanda eder.
insanlara da, hayvanlara da bütün sistemlere de akıl kumanda eder. Ama aklın kumanda edebilmesi vasıtaya bağlıdır. İnsan vücudundaki aklın kumanda merkezi beyindir. Vücuduna göre en büyük beyne sahip olan varlık insandır. Kendisine en yakın görüntüdeki maymunun vücuduna nispetle beynine oranı, insanın vücuduna nispetle beynine oranının 1/5 kadardır. Yani insan beyni oransal olarak maymun beyninin 5 katı büyüklüktedir. Yani bir insan vücudunun beyniyle olan ilişkisindeki rakamla bir maymun vücudunun beyniyle olan ilişkisindeki rakamı mukayese ederseniz insan beyninin burada 5 kat büyük olduğunu görürsünüz. Bunun manası şudur ki akıl insana maymuna tesir edebildiğinin 5 katı tesir etmek imkanının sahibidir. Beynimiz neye muktedirse akıl sadece onları kullanabilir. Öyleyse aklın azlığı veya çöklüğü, çokluğu söz konusu değildir. İnsanın aklın kullanabileceği beyin imkanları birbirinden farklıdır. Eğer bir insanın bir kaza neticesinde beynin hafıza dosyalarında bir hasar olduysa, insan o olaylara ait olan anılarını hatırlayamaz. Öyleyse böyle bir dizaynda aklın kullanabildiği alan sınırlanmıştır. Kullanabilse o dosyalar faal olacak ama kullanamıyor. Bu sebeple zeki insan, aptal insan, akıllı insan, budala insan, bunlar bizim insanların tabirleridir ve beynin muhtelif fakültelerinin kapasiteleriyle alakalıdır sadece. Yoksa hiç kimsenin aklı başka birinden eksik veya fazla değildir. Herkese aynı akıl kumanda eder. Sonsuz bir kumanda gücü, akıl bütün insanlara gelir, aynı akıldır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi dünyada verilen bu gezegene göndermiş, bizlere rızık vermiş, yememiz, içmemiz için. Ve bizlere ihsanlarda bulunmuş. Gönderdiği rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları, enerji partikülleri olan nötrinolar, kainatı oluşturan elektronlar, karşıt elektronlar, zahiri alem, gayb alemi, emr alemi, bunların karşıtları ve Allah-u Teala'nın ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi
ve tabiatıyla bizleri de kuşatması hepsi Allah'ın ihsanıdır. Allah'ın gönderdiği nurlara dikkatle bakın. O nurlardan rahmet, rahim esmasıyla beraber başlar gelmeye. Öyleyse bu merdivenlere baktığımız zaman birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Allah-u Teala'dan aldığımız şey ihsandır. Bizi yaşatıyor. Rahman esmasıyla bize tecelli ediyor. Karnımızı doyuracak olan bütün sistemleri veriyor. Hayatta kalmamız için oksijeni temin ediyor. Bizim çıkardığımız karbondioksit de bitkiler sistemini besliyor. Bir muhteşem dizayn kurmuş. Sonra olayları değerlendiriyoruz ve seçiliyoruz. İnsanların her zaman söyleriz çok büyük bir kısmı seçilir. Yani kasıtlı değilse insanoğlu Allah'a ulaşmayı dinememek istikametinde başka insanları o istikamette yönlendirmiyorsa, öyle bir gayreti yoksa, hem kendisini Allah'ın yolundan ayıran hem de başka insanları Allah'ın yolundan ayırmaya çalışan tağut değilse, tağut olmayanların hepsi tağutun dışındakiler seçilirler. O seçilenler de o noktaya kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir ama başka insanların da Allah'a ulaşmasını önlemek üzere bir fiiliyatın ve bir düşüncenin içinde değillerdir. Ne kuvvede böyle bir durum vardır yani düşünce sisteminde kişinin, ne de fiilde böyle bir durum vardır tatbikat alanında. Öyleyse her şey üçüncü basamakta başlıyor. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dilediğimiz anda Allah işitiyor, biliyor ve görüyor. İşte ihsanlar başlıyor. Ondan evvel de Allah'ın her zerremize gönderdiği, vücudumuzdaki her elektrona gönderdiği nötrinolar bizim için bir ihsan. İhsanda ayrım yok. Rahman esmasına muhatap olan insanlarda, Rahim esmasına muhatap olan insanlarda ihsanlardan yararlanabilirler. Ama ihsanların da bir genel olanı var, bir de özel olanı var. İhsanların genel olanı bütün basamaklarda geçerlidir. Mesela nötrinolar. Ama ihsanların özel olanı var. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisine bağlı. Allah rahim esmasıyla tecelli etmedikçe sadece Rahman esmasının ihsanlarına muhatap olabilirsiniz. Yiyeceğiniz, içeceğiniz Allah-u Teala tarafından temin edilmiştir. Her zerrenize giren nötrinolar, elektronları hareket halinde tutmaktadır. Allah size hayat vermiştir, fuat vermiştir, basar vermiştir, semi hassası vermiştir. Görme, işitme ve idrak etme hissiyatınız oluşmuştur. Hepsi Rahman esmasının eseridir. Rahim esması Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse de tecelli etmez. Allah Teala onların üzerine hiçbir zaman rahmet göndermez. Ama hani zikir Allah'ın katından rahmet celbediyordu? Eğer rahim esması tecelli etmiyorsa bir insanda, hayır. Ne kadar zikir yaparsa yapsın kişi, o kişinin üzerine Allah'ın rahmeti ulaşmaz.
O kişi Allah-u Teala'dan özel ihsan, yani rahim esmasının ihsanını alamaz. Genel ihsanlar Rahman esmasının standartları içindedir. Herkes içindir. Ayrım olmaz. Her varlık içindir. Hayvanlara da gelir, insanlara da gelir, canlılara da ulaşır, cansızlara da ulaşır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rahim esmasının üzerinize tecellisi mümkün değildir. Rahim esması tecelli etmedikçe özel ihsan, rahim esmasına ait olan ihsanı alamazsınız. Bu ihsan özel ihsandır. Bu ihsan manevi ihsandır. Bu ihsan ilahi ihsandır. Rahman esması da Allah'ın esmasıdır. Öyleyse ilahi olarak Allah-u Teala herkese onun rızkını verir. Onun hayatta kalması için gerekli şartları hazırlar. Akıl o kişiye de kumanda eder. Ama kişiyi manevi olgunluğa ulaştıracak olan ihsanları o alamaz. Alabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse ne olur? Dilerse dilediği an Allah Teala onu işitir, bilir ve görür. Bir, en önemli olay rahim esmasıyla tecelliye başlar. Kişi dördüncü basamaktadır. Bu tecelli uzuvlar itibariyle o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınmasını sağlar. Kulaklarındaki vakranın alınmasını sağlar. Allah Teala'nın kalbinin mührünü açmasını sağlar kişinin. Kalbindeki küfür kelimesini almasını sağlar ve hissiyattan da kalbindeki ekinleti almasını sağlar. Böylece Allah'ın rahim esması ile tecellisi evvela uzuvlarda değişiklik yapar. Kör olan gözlerin üzerindeki hicab-ı mestureyi alır. Sağır olan kulaklardaki vakrayı alır. İdraksiz olan kalpteki idraksizliği sağlayan ekineti alır. Kalpteki küfür kelimesini alır. Kalbin mührünü açar. Aynı zamanda hissiyatın üzerindeki mühürleri açar. İşitme, semi hassamızın üzerindeki mührü açar. Basiret, basar isimli görme hassamızın üzerindeki kışaveti alır ki o da bir mühürdür. Onun üzerindeki mührü de açar ve nefsimizin kalbindeki idrak hassasını mühürleyen mührü açar. Bunun manası ekinetin alınmasıdır. Kalbin mührünün açılması ekinetin alınmasıdır. Allah'ın manevi ihsanları başlamıştır. Allah'ın Allah'a yaklaştırıcı ihsanları başlamıştır. Bu ihsanların başlangıç noktası Allah'ın rahim esmasıyla tecelli noktasıdır. Rahim esmasıyla tecelli varsa, rahim ismiyle Allah-u Teala'nın tecelli varsa, o zaman ancak manevi tekamül başlayabilir. Yoksa o kişi hiçbir zaman manevi tekamülün içine giremez. Ve üç faktörün gerçekleştiğini yerlerine yerleştirelim. Arkasından ne yapar Allah Teala? Allah o kişinin kalbine ulaşır. Göğsünden kalbine bir yol açar. Böylece göğsüyle kalbi arasına girer. Ve kişinin kalbinin mührünü Allah'a çevirir. Şeytana dönük olan nefsin kalbindeki kapıyı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Ve
noktadan sonra kişinin göğsünden kalbine yol açılmıştır. O kişi zikir yapmaya başlar. Zikir yaptığı zaman Allah kelimesi bir şifredir, bir koddur. Bu kodun, bu şifrenin kullanılması, bu rezonans Allah, 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 Allah diye Allah kelimesinin ard arda kullanılması bizleri farklı bir dizayna ulaştırır. Bu kelimenin, Allah kelimesinin ard arda kullanılması Allah'ın katından rahmetle faz isimli iki tane nuru çeker. Ne zaman çeker? Rahim esması üzerimize tecelliye başladıktan sonra. Zikir yaparsak o zaman Allah'ın katından rahmetle faz isimli iki tane nur gelir göğsümüze ve göğsümüzden açılan yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Kalbimizin içine Allah Teala henüz iman kelimesini yazmamıştır. Bu sebeple fazılları kendisine çekecek olan manyetik alan mevcut değildir. Çekim alanı yoktur. Fazıllar nefsimizin kalbine giremezler. Ama rahmet nurları bir simge olarak bu kalbe Allah tecelli etmeye başlamıştır. Ve rahim esması, rahmet gönderen esması faaliyettedir ifadesini ispat edecek olan bir işaret olarak %2 nispetinde rahmet nuru o kalbe girip orada yerleşecektir. Rahmetin daha üst seviyede yerleşmesi gerekli değildir. Çünkü fazileti sağlayacak olanlar, yani manevi tekamülü sağlayacak olan sistem fazıllardır. Ve böylece ne olur? %2 rahmet nefsin kalbine girer. Girerse ne olur? O kişi huşu sahibi olur. Huşu, Allah'ın manevi tekamülünün varlığını gösteren kesin bir işarettir. Kimdir huşu sahibi? 1- Allah'a inanandır. 2- Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanandır. 3- Bunun üzerine mutlak olarak farz olduğuna inanandır. 4- Bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanan kişidir. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Onlar Allah'a mülaki olacaklarına kesin olarak, mutlak olarak inanırlar diyor. Muhakkak surette ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kalacaklarına, ulaştıracaklarına inanırlar diyor Allah Teala. İşte bundan sonra Allah Teala'nın yeni bir tecellisi gelecektir. O kişiye Allah hacet namazını kıldıracak. Yani o kişide bir mürşit sevgisi oluşturacak. Mürşidine ulaşmak istikametinde kişi harekete geçecek ve hacet namazını kılacaktır. Bunu isteyerek, bilerek yapacaktır. Artık bir ihtiyaç, vazgeçmez bir ihtiyaç olacaktır onun için bir mürşide ulaşmak. Sonra o kişiye Allah hacet namazını kıldığında mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşidi mutlaka ulaşabileceği bir yerdedir. Veya onu mürşidine ulaştıracak olan birisi. Kişi ona ulaşacaktır. Bu noktaya kadar Allah Teala'dan tam 12 tane ihsan almış olacaktır kişi. Allah'ın rahim esması tecellisi, gözlerdeki
vakrayı, kulak gözlerdeki hicab-ı müstüreyi, kulaklardaki vakrayı alması, kalbin mührünü açması, kalbin içindeki küfür kelimesini alması, kalpteki ikinciti alması, yerine ihbat koyması, kalbe o kişinin göğsünden kalbine yol açması, kişinin kendisiyle kalbi arasına girerek kalpteki nur kapısını Allah'a çevirmesi, kalbin rahmet nuruyla aydınlanması, %2 rahmet nuruyla aydınlanarak kişinin huşuya ulaşması ve kişiye Allah-u Teala'nın mürşidini göstermesi. Buraya kadar Allah'ın o kişinin manevi tekamülü konusunda kişiye verdiği her şey bir ihsandır. Hiçbir şey henüz nimet olmamıştır. Ama nimete sıra gelmiştir. Nitekim bu kişi mürşidin elini öptüğü zaman 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan herkesin tövbe merasiminde mutlaka orada hazır bulunan arşı tutan meleklerle devrin imamı oradadırlar. Ve böyle bir standartta 12 tane ihsanla tövbeyi yapan kişinin başına devrin imamının ruhu derhal ulaşır. Ve o bir nimettir. Başımızın üzerine devrin imamının ruhunun ulaşıp yerleşmesi bir nimettir. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala Ali İmran 164'te? Müminlerin başlarının üzerine bir nimet olması için diyor. Onların aralarından birini bir Resul olarak vazifeli kılarız diyor. Onların aralarından birini ve bu devrin imamıdır. Tezkiyeyi gerçekleştiren kişidir. Devrin imamı ve kişinin başının üzerine geldiği andan itibaren bir nimettir. Bu nimet ard arda nimetlerin gelmesini sağlar. İkinci nimet kişinin kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazmasıdır. Sonra üçüncüsü o kişinin bütün günahlarını Allah'ın sevaba çevirmesidir. Ve aynı noktadan itibaren de o kişinin kazandığı bütün dereceleri 1'e 10 iken 10 kat arttırmasıdır. Günahları sevaba çevirerek sevapları 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkarmasıdır. Sonra ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudun Allah'a kul olmaya olması, kul olmaya başlaması, fizik vücudun ikinci kulluğu, nefsin nefs tezkiyesine başlaması, ve iradenin güçlenmeye başlaması. 7 tane de nimet söz konusu. Derecelerle alakalı olan nimet, 1- günahların sevaba çevrilmesi ve aynı andan itibaren
bire 10 veren Allah'ın artık bire 100 vermeye başlaması. Bu ihsanların nimete çevrildiği yer, nimetin bizim başımızın üzerinde yer aldığı noktadır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, dereceleri yükselten demekle hem günahların sevaba çevrilerek derecenin yükseltilmesini, hem de bire 10 verdiği derecelerin bire 100'e çıkarılmasını ifade ediyor Allah-u Teala. Sadece dereceleri yükselten demiş ama iki faktörü birden ihtiva ediyor. Hem günahların sevaba çevrilmesini, böylece derecelerin yükselmesini, hem de bire 10 verirken bire 100'e çıkarmasını ifade ediyor. Kullarından diyor, layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Bu devrin imamının ruhudur. Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ve cealna min hümeymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kânu bi hayatına yukunun. Onlardan imamlar kıldık, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin, hakkul yakin seviyesinde bir yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Başınızın üzerine hidayete ermeniz için nimet geliyor. Devrin imamının ruhu. Ne yapacak? Mümin 15 onu söylüyor. Allah'ın emrinden bir ruh gönderilir diyor. Ruh göndeririz. O kişiye yevmit talakın geldiğini haber vererek onu uyarsın diye. O kişinin ruhuna devrin imamının ruhu diyor ki, senin Allah'a geri dönme zamanın geldi. Yani sen manevi tekamülün yönelme faslını bitirdin, artık ulaşma safhasındasın. 14. basamağa kadar yönelme söz konusudur. Enib, minib, minibü, enibü gibi kelimelerle ifade edilen yönelme, Allah'a ulaşmayı dileme safhası. Bundan sonrası, 14. basamaktan sonrası ulaşmadır. Ruh, fizik standartlarda Allah'a doğru yola çıkmıştır ve Allah'a ulaşacaktır. İşte böyle bir dizaynı düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Osmanlı'yı unutmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nimetler 7 tane nimet olarak ard arda alınır. Sonra mı nimetler devam eder. O kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmet, Allah'ın katından gelen fazl, Allah'ın katından gelen salavat, hepsi birer nimettir. Allah-u Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytanın kötülükleriyle temsil edilirler. Şeytanın kötülüklerine, münkere ve fuhşa davet edilirler şeytan tarafından diyor Allah-u Teala. Ama eğer üzerinize, o standartları olanların üzerine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşmazsa, yani kalbinizden içeriye giremezse, içinizden hiçbiriniz nefsinizin kalbini tezkiye edemezsiniz.
Evet, devamlı şeytanın adımlarına tabi kalırsın, tabi olursunuz diyor Allah Teala. Öyleyse üzerinize rahmetle fazl geleceği bir noktada bulunuyorsunuz. Ama artık irşat makamına ulaştınız ve rahmetle salavat da gelecek üzerinize. Allah Teala Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesinde diyor ki: "156. ayet-i kerimesinde onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki: Biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte Allah'ın rahmeti ve salavatı sadece onların üzerinedir. Onlar hidayete erenlerdir." diyor Allah Teala. Öyleyse bu da ikinci devredeki hidayet. İlk hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci hidayet mürşide ulaşıp tabi olmak. Hidayetin ikinci kademesi hikmetin de başlangıcı. Bu noktada Allah'ın gönderdiği rahmetle faz, rahmetle salavat, dört nur da birer nimettir. Ve kişi nefs tezkiyesi yapar. Nefs tezkiyesi boyunca her %7 nur birikiminde ruh Allah'a doğru 7 tane gök katını aşacak. Ve %49 fazl o kişinin nefsinin kalbinde birikecektir. Ve bu süreç içerisinde nefsinin kalbindeki afetler o kadar azalacaktır. %2 rahmet zaten daha baştan girmiştir kalbe. Ruhun Allah'a doğru her %7'de bir gök katı yükselmesinin neticesinde 7 kat gökleri aşan ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşmak da bir nimettir. Allah'ın zatında yok olmak da bir nimettir. Öyleyse bütün evliyalar bu nimetin sahipleridir. Evliya olan herkesin başının üzerinde mutlaka devrin imamının ruhu vardır. Ve o kişiler mutlak olarak ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Bundan sonra da nimet devam edecektir. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artacaktır. Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah'ın yeni bir nimeti. Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. Allah Teala o kişiye bir taht ihsan edecektir ilahide. 23. basamak, yeni bir nimet. Kişi günün yarısından daha çok zikre ulaşacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'den 81'e kadar ulaşacaktır. Ve fizik vücut %81 nura ulaştığında Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaşacaktır. Fizik vücudun Allah'a teslimi, Allah'ın yeni bir nimeti. Dört teslimin dördü de nimettir. Yedi safanın yedisi de nimet olacaktır. Ama aslında birinci safayla sadece birinci safa ihsandır. Mürşidine ulaştığınız andan itibaren nimet başlamıştır. Altı nimet safhası, bir ihsan safhası söz konusu. Ne olur ondan sonra daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Bu da bir nimet. İrşada ulaşırsınız, bir nimet. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Burası nimetlerin sonuncusudur. Bütün insanlar için. Ama Allah eğer size risalete tayin etmişse, bu
doğmadan evvel seçildiğinizin işaretini taşır. Ve herhangi bir kavimde Allah Teala Resul tayin eder kişiyi. O Resullerden birisi mutlaka devrin imamıdır. Bu ise Allah'ın en üst seviyedeki nimetidir dünya üzerinde. Dünya üzerinde en üst seviyede nimetin sahipleri devrin imamlarıdır. Her devirde sadece bir tek imam bulunur. Devrin imamı, yani huzur namazının imamı, huzur namazını kıldıran kişi, Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde tarif edilen imam, o devrin imamıdır, huzur namazının imamıdır. Nimetlerin en büyüğü odur. Kimin başının üzerine gelmişse, geldiği andan itibaren ihsanlar nimet hüviyetine o kişi için artık dönüşmüştür. O bir nimettir. Dikkat edin ki nefs tezkesini yaptırabilen sadece devrin imamıdır. Allah Teala Bakara 151'de sizin size Allah'ın ayetlerini tilavet eder, sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. Nefsin tezkiye edilmesini tahakkuk ettiren, tezkiye edilmesine sebebiyet veren değil, tezkiyesini sağlayan devrin imamının ruhudur. Ruhun Allah'a ulaştırılmasını sağlayan da odur. Çünkü Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ruha emir veren odur. Allah'a doğru yola çık, senin Allah'a ulaşma günün geldiği emrini veren odur. Resul imamların ötesinde nimet var mı? Var. Nebi imamlar. Son Nebi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar imamlar hep Nebi değillerdi. Sadece Nebi olan Allah'ın Resulleri yaşadığı devrede onlar mutlaka devrin imamlarıydı. Ama arada fetret devirleri olmuştur. Mesela Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar 600 yıl. O devrede Nebi olmadığı için bütün kavimlerdeki Resullerden herhangi birindeki Resulü Allah-u Teala seçip devrin imamı yapmıştır. Hiçbir devirde Allah'ın huzurunda 7 vakit namaz aksamamıştır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar da hiç aksamayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın ihsanları, Allah'ın nimetleri. Allah Teala hepinizi nimetlere garg etsin. Nimetlerde yaşayın. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine en üst boyutlarda ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.